Burada bir örnek var. Peygamber kıssalarının büyük bir ekseritine baktığımızda şey var. Orada peygamberlerin özellikle mesela Yunus Aleyhisselam'ın cezalandırılmasının ana sebebi kendi ilahlaştırma, ilah görmesinden dolayıdır diyor müfessirler. Örneğin biz hep şey deriz, o görevini ifa etmedi, ondan dolayı balın, Yunus balının için atıldı diye. Fakat ayete baktığımızda, hem siyah ve sivagına baktığımızda şunu görürüz. Yunus Aleyhisselam, halk niye bana tabi olmuyor, neden artık benim peşimden gelmiyor diye kızıyor. Allah diyor ki ben sana tebliğ et dedim, anlat Sefer dedim. değil, zafer istiyor. Evet, o zafer istiyor. Evet, çok güzel hocam. Fakat Allah bunu vermedi diye isyan ediyor ve kendi nefsini ilahlaştırdığı için cezalandırıldı deniyor. Mesela Firavun için de şöyle deniliyor. Firavun ilk döneminde Allah onu helak etmedi. Sonraki süreçte neden helak etti? Çünkü ilk dönemde Firavun bugünkü tabirle demokrattı. Herkes kendi mezhebine, dinine tabi olabilir diyordu. Fakat daha sonraki süreçte sihirbazlar olayından sonra kendi dinini icbar etti. Kendi sözü şeyini icbar edince Allah onu cezalandırdı bu kez. İlkinde kendine gavurdu, sonra herkesi gavurluğa davet etti. Evet. Burada da deniyor ki yani herkese, insanlara müdahale etmediğin zaman, onlara dokunmadığın zaman Allah sana bir müdahalede bulunmaz. Kendi nefsini ilahlaştırmadığın zaman, çünkü bizde insanlar oturup en başta şu cennetlik cehennemlik yapabiliyor. Hiç herkes kendinden sorumlu. Kimin cennetlik cehennemlik olduğunu Allah bilir. İlah dediğimiz zaman esasında bizde iradesi geçerli olan, bizi yönlendiren, tasarruf eden her güç ilahtır. O yüzden la ilahe derken, ya Rabbi benim üstümde senin iradenden başka hiçbir irade yoktur. İradenin saltanatı yoktur. O yüzden bu ilah meselesi, heva ve heves niye ilah olsun? Putperestlik de böyle başlıyor. Abicem hep böyle başlıyor tabii. Hayyam diyor ki, put dedi ki kendisine tapana, bilir misin neden taparsın bana? Sen kendine aşıksın, ben ayna tutarım sana. Çok güzel. Değil mi? Çok güzel özür. Evet.